bayram günlerinde yaşanan büyük çarpışmalar. Cephede Ramazan ayı ve bayramlar nasıl geçiyordu? Askerler oruç tutabiliyor muydu? Dini günlerde taarruzların yoğunlaştığı bilgisi doğru mu? Çanakkale'nin sırları, büyük savaşın özel günlerini mercek altına alıyor. Çanakkale Savaşı ilk bombardımanın yapıldığı 3 Kasım'dan itibaren yaklaşık 14 ay sürmüştü. Bu süre içinde cephede ordumuz Ramazan ayı ve bayramını, Kurban Bayramı'nı, dini günleri savaşarak geçirdi. Peki Çanakkale cephesinde, siperlerde, cephe gerisinde, çatışma bölgelerinde dini günler, Ramazan ayı ve bayramları nasıl geçmişti? Münim Mustafa günlüklerinde şu ifadeyi kullanıyordu. İngilizler nedense bu gece pek sinirliydi. Dini bayramlarımızı bildikleri için, maneviyatımızı güya sarsmış olmak için şafaktan itibaren büyük taarruz gününde yaptıkları topçu atışına benzer bir bombardımana başladılar. Bunlara alışık olduğumuz için pek aldırış etmiyorduk. Bir aralık ateş hafiflemişti ve herkes birbiriyle bayramlaşmaya başladı. Çanakkale Savaşı'nda büyük taarruzlar için dini günlerin özellikle tercih edilip edilmediğini anlamak istiyorsak, önemli gecelerde neler yaşandığına bir bakmak gerekiyor. 27-28 Ocak Mevlid Kandili'ydi. Aynı zamanda Çanakkale Savaşı kararının resmi olarak alındığı gündü. 27-28 Haziran Berat Kandili'ydi. Zığındere Muharebeleri Müslümanlar için kutsal sayılan bu gece başladı. 13 Temmuz Ramazan ayının başlangıcıydı. İkinci Kerevizdere Muharebesi başladı. Düşman binlerce top mermisiyle hazırlık ateşi açmış, adeta ölüm yağdırmıştı. 14 Temmuz günü Çanakkale Savaşı'nda cephede Ramazan ayı başladı. Savaşın ilk günleri Kerevizdere Muharebesi devam ediyordu. Ramazan'ın ilk günü Akbaş Limanı'nda Gülnihal Hastane gemisi, Karabiga Limanı, 60 ve 63 numaralı hasta taşıyan gemiler bombalandı. 2 gün sonra Havuzder Hastanesi ve bir sığ bölüğü de bombalandı. Ramazan ayının 8. günü Çanakkale Şehir Merkezi, 25 Temmuz'da Halil Paşa Hastanesi bombalandı. 27 Temmuz'da Hayrullah Vapuru bir denizaltı tarafından, Halil Paşa Hastanesi düşman uçakları tarafından vuruldu. Ramazan ayının sonlarına doğru ikinci büyük çıkartma ve taarruz başladı. 6 Ağustos'tan itibaren her gün büyük taarruzlar ve kanlı çarpışmalar yaşanacaktı. 1915 yılında 7-8 Ağustos Kadir Gecesi'ydi. Anzak Koyu Ağustos çıkarmaları ve taarruzları başlamış, Conktepe'yi ele geçirmeye kararlı Anzak birlikleri yoğun topçu desteğiyle taarruzlarını aralıksız sürdürüyordu. Her iki cephede de çok kanlı çatışmalar yaşandı. 11 Ağustos Ramazan Bayramı arifesiydi. Güney cephesinde Kerevizdere, kuzey cephesinde Kanlı Sırt'ta kanlı çarpışmalar yaşandı. Düşman yoğun bombardımana devam etti. 12, 13, 14 Ağustos Ramazan Bayramı günleriydi. Merkeztepe taarruzu, Kirte Bağları muharebeleri ve tüm cephelerde yoğun topçu bombardımanları yaşandı. 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey karargahına düşen bir top mermisiyle şehit oldu. Savaşın sonlarına doğru bir yandan çekilme tartışmaları yaşanıyor, bir yandan da kanlı çatışmalar devam ediyordu. Düşman, deniz ve kara topçusu Türk menzillerine bomba yağdırdı. 18 Ekim Kurban Bayramı arifesinde özellikle Güney Cephesi'nde yoğun olmak üzere düşman top atışı yaşandı. 19, 20, 21, 22 Ekim Kurban Bayramı günlerinde kuzeyde Arıburnu, güneyde Kerevizdere Cephesi'nde şiddetli İngiliz top çatışı altında askerlerimiz bayramı idrak etmeye çalışacaktı. Çanakkale Savaşı'nda dini günlerde propaganda faaliyetleri de buna uygun bir şekle bürünüyordu. Bir Osmanlı subayı anılarında böyle bir olayı anlatıyordu. Düşman kağıda sarılı bir bomba attı. Bomba patlamadı. Neferler alıp getirdiler. Kurban bayramımızı tebrik ediyorlar. Bizim kurban kesemeyeceğimizi, fakat kendilerinin kurban keserek bayram yapmış olduklarını, o tarafa geçersek bizim de her türlü rahata kavuşacağımızı bozuk bir yazıyla yazmışlar. İbare tarzında bir Ermeni şivesi vardı. Yine aynı şekilde yapılan bir propagandayı ve Türk tarafının asil cevabını Bin hatıralarında şöyle aktarıyor. Son zamanlarda Türklerle iyi iletişim kuruyorduk. Siperlerine Mısır'daki Türk savaş esirlerinin çok iyi bakıldıklarına dair mektup ve sağlıklı ve mutlu olduklarını gösteren fotoğraflarını atmıştık. Her neyse, karşıdan şu yanıt aldık. Sadakayla yaşayan adam, domuzun, lanetin ta kendisidir. Karnımız tok olduğu gibi yedek yiyeceğimiz de bu. Ellerimizle, tüfeklerimizle hazırız.
İngilizlerin çok silah ve cephanesi olabilir. Ancak bizim de süngülerimiz ve inancımız var. Eğer iddia ettiğiniz gibi büyük bir milletseniz, neden üstün ilkelerle hareket etmiyorsunuz da başkalarının aklını çelerek sadakatlerini bozmaya çalışıp alçalıyorsunuz? Çanakkale Savaşı, düzenli ordunun yaptığı ilk gerilla harbi olarak anılan uzun ve çetin bir muharebeydi. Elbette 14 ay içinde onlarca taarruz, yüzlerce hücum, bombardıman, baskın, çatışma vardı. Siperlerde kilitlenen savaşı açmak için düzenlenen hava bombardımanları, lağım saldırıları, kazılan tüneller, denizaltı saldırıları sayılamayacak kadar çoktu. Yine bu noktada dikkat çeken bazı ayrıntılar var. Ramazan ayında özellikle hastane ve sivil yerleşim bombardımanları çok yoğunlaşmıştı. Dini günler ve bayramların hepsinde çok yoğun topçu bombardımanı, taarruz ve çatışma vardı. Bazı Türk subaylarının günlüklerinde, yazışmalarda, dini günlerde düşman taarruzlarının sıklaştığı ve yoğunlaştığı yönünde bilgiler göz ardı edilemeyecek nitelikteydi. Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunlaşan savaş, Müslümanların dini günlerinde en fazla olduğu bu döneme denk gelmişti. Çanakkale Savaşı'nda Müslümanların dini günlerinde özel olarak taarruzlar düzenlendiği ve bunun planlı bir şekilde yapıldığı kesin bir dille ifade etmek zor. Ama özellikle planlamayı yapan komuta akademisinde böyle bir eğilim içinde olmadığını söylemek de mümkün değil. Çanakkale'de cephenin her iki yakasında da savaşan 500 bin aşkın Müslümanın 14 ayı aşkın süren savaşta dini günleri yoğun bombardıman ve ateş altında geçirdiği muhakkak bir gerçek. Bayram günlerinde yaşanan büyük çarpışmalar. Cephede Ramazan ayı ve bayramlar nasıl geçiyordu? Askerler oruç tutabiliyor muydu? Dini günlerde taarruzların yoğunlaştığı bilgisi doğru mu? Çanakkale'nin sırları büyük savaşın özel günlerini mercek altına alıyor. Çanakkale Savaşı ilk bombardımanın yapıldığı 3 Kasım'dan itibaren yaklaşık 14 ay sürmüştü. Bu süre içinde cephede ordumuz Ramazan ayı ve bayramını, Kurban Bayramı'nı, dini günleri savaşarak geçirdi. Peki Çanakkale cephesinde, siperlerde, cephe gerisinde, çatışma bölgelerinde dini günler, Ramazan ayı ve bayramları nasıl geçmişti? Münim Mustafa günlüklerinde şu ifadeyi kullanıyordu. İngilizler nedense bu gece pek sinirliydi. Dini bayramlarımızı bildikleri için, maneviyatımızı güya sarsmış olmak için şafaktan itibaren büyük taarruz gününde yaptıkları topçu atışına benzer bir bombardımana başladılar. Bunlara alışık olduğumuz için pek aldırış etmiyorduk. Bir aralık ateş hafiflemişti ve herkes birbiriyle bayramlaşmaya başladı. Çanakkale Savaşı'nda büyük taarruzlar için dini günlerin özellikle tercih edilip edilmediğini anlamak istiyorsak, önemli gecelerde neler yaşandığına bir bakmak gerekiyor. 27-28 Ocak Mevlid Kandili'ydi. Aynı zamanda Çanakkale Savaşı kararının resmi olarak alındığı gündü. 27-28 Haziran Berat Kandili'ydi. Zığındere muharebeleri Müslümanlar için kutsal sayılan bu gece başladı. 13 Temmuz Ramazan ayının başlangıcıydı. İkinci Kerevizdere muharebesi başladı. Düşman binlerce top mermisiyle hazırlık ateşi açmış, adeta ölüm yağdırmıştı. 14 Temmuz günü Çanakkale Savaşı'nda cephede Ramazan ayı başladı. Savaşın ilk günleri Kerevizdere muharebesi devam ediyordu. Ramazan'ın ilk günü Akbaş Limanı'nda Gülnihal Hastane gemisi, Karabiga Limanı, 60 ve 63 numaralı hasta taşıyan gemiler bombalandı. 2 gün sonra Havuzdere Hastanesi ve bir sıyı bölüğü de bombalandı. Ramazan ayının 8. günü Çanakkale Şehir Merkezi, 25 Temmuz'da Halil Paşa Hastanesi bombalandı. 27 Temmuz'da Hayrullah Vapuru bir denizaltı tarafından, Halil Paşa Hastanesi düşman uçakları tarafından vuruldu. Ramazan ayının sonlarına doğru ikinci büyük çıkartma ve taarruz başladı. 6 Ağustos'tan itibaren her gün büyük taarruzlar ve kanlı çarpışmalar yaşanacaktı. 1915 yılında 7-8 Ağustos Kadir Gecesi'ydi.
Anzak Koyu Ağustos çıkarmaları ve taarruzları başlamış, Cuntepe'yi ele geçirmeye kararlı Anzak birlikleri yoğun topçu desteğiyle taarruzlarını aralıksız sürdürüyordu. Her iki cephede de çok kanlı çatışmalar yaşandı. 11 Ağustos Ramazan Bayramı arifesiydi. Güney cephesinde Kerevizdere, kuzey cephesinde Kanlı Sırt'ta kanlı çarpışmalar yaşandı. Düşman yoğun bombardımana devam etti. 12, 13, 14 Ağustos Ramazan Bayramı günleriydi. Merkeztepe taarruzu, Kirte Bağları muharebeleri ve tüm cephelerde yoğun topçu bombardımanları yaşandı. 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey, karargahına düşen bir top mermisiyle şehit oldu. Savaşın sonlarına doğru bir yandan çekilme tartışmaları yaşanıyor, bir yandan da kanlı çatışmalar devam ediyordu. Düşman, deniz ve kara topçusu Türk menzillerine bomba yağdırdı. 18 Ekim Kurban Bayramı arifesinde özellikle Güney Cephesi'nde yoğun olmak üzere düşman top atışı yaşandı. 19, 20, 21, 22 Ekim Kurban Bayramı günlerinde kuzeyde Arıburnu, güneyde Kerevizdere cephesinde şiddetli İngiliz top çatışı altında askerlerimiz bayramı idrak etmeye çalışacaktı. Çanakkale Savaşı'nda dini günlerde propaganda faaliyetleri de buna uygun bir şekle bürünüyordu. Bir Osmanlı subayı anılarında böyle bir olayı anlatıyordu. Düşman kağıda sarılı bir bomba attı. Bomba patlamadı. Neferler alıp getirdiler. Kurban bayramımızı tebrik ediyorlar, bizim kurban kesemeyeceğimizi fakat kendilerinin kurban keserek bayram yapmış olduklarını, o tarafa geçersek bizim de her türlü rahata kavuşacağımızı bozuk bir yazıyla yazmışlar. İbare tarzında bir Ermeni şivesi vardı. Yine aynı şekilde yapılan bir propagandayı ve Türk tarafının asil cevabını Bin hatıralarında şöyle aktarıyor. Son zamanlarda Türklerle iyi iletişim kuruyorduk. Siperlerine Mısır'daki Türk savaş esirlerinin çok iyi bakıldıklarına dair mektup ve sağlıklı ve mutlu olduklarını gösteren fotoğraflarını atmıştık. Her neyse, karşıdan şu yanıt aldık. Sadakayla yaşayan adam, domuzun, lanetin ta kendisidir. Karnımız tok olduğu gibi yedek yiyeceğimiz de bu. Ellerimizle, tüfeklerimizle hazırız. İngilizlerin çok silah ve cephanesi olabilir ancak bizim de süngülerimiz ve inancımız var. Eğer iddia ettiğiniz gibi büyük bir milletseniz neden üstün ilkelerle hareket etmiyorsunuz da başkalarının aklını çelerek sadakatlerini bozmaya çalışıp alçalıyorsunuz? Çanakkale Savaşı düzenli ordunun yaptığı ilk gerilla harbi olarak anılan uzun ve çetin bir muharebeydi. Elbette 14 ay içinde onlarca taarruz, yüzlerce hücum, bombardıman, baskın, çatışma vardı. Siperlerde kitlen savaşı açmak için düzenlenen hava bombardımanları, lağım saldırıları, kazılan tüneller, denizaltı saldırıları sayılamayacak kadar çoktu. Yine bu noktada dikkat çeken bazı ayrıntılar var. Ramazan ayında özellikle hastane ve sivil yerleşim bombardımanları çok yoğunlaşmıştı. Dini günler ve bayramların hepsinde çok yoğun topçu bombardımanı, taarruz ve çatışma vardı. Bazı Türk subaylarının günlüklerinde, yazışmalarda, dini günlerde düşman taarruzlarının sıklaştığı ve yoğunlaştığı yönünde bilgiler göz ardı edilemeyecek nitelikteydi. Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunlaşan savaş, Müslümanların dini günlerinde en fazla olduğu bu döneme denk gelmişti. Çanakkale Savaşı'nda Müslümanların dini günlerinde özel olarak taarruzlar düzenlendiği ve bunun planlı bir şekilde yapıldığı kesin bir dille ifade etmek zor. Ama özellikle planlamayı yapan komuta kademesinde böyle bir eğilim içinde olmadığını söylemek de mümkün değil. Çanakkale'de cephenin her iki yakasında da savaşan 500 bin aşkın Müslümanın 14 ayı aşkın süren savaşta dini günleri yoğun bombardıman ve ateş altında geçirdiği muhakkak bir gerçek. Her iki yakasında da savaşan 500 bin aşkın Müslümanın 14 ayı aşkın süren savaşta dini günleri yoğun bombardıman ve ateş altında geçirdi.